Merhaba sevgili dostlar, yine bir video ile karşınızdayız. Ben Murat Değirmenci. Girişimci arkadaşlara destek videolarımız devam ediyor. Videolar tamamen ücretsiz. Ücretli verdiğim eğitimlerden nüanslar alarak, püf noktaları alarak ücretsiz eğitim videosu serimizi biliyorsunuz başlattık. Maksat girişimciliği desteklemek. O yüzden kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşıp uyarıları açarsanız bir nebze bana da faydası olmuş olur. Daha çok insana ulaşmış oluruz. Daha çok insana da faydası olur, öyle söyleyeyim. Evet, biliyorsunuz geçenlerde girişimciliği ile ilgili kendini gaza getir serisine başlamıştık. Girişimci arkadaşlar için bir sosyal medya ile ilgili bir böyle 3-5 videoluk falan bir video serisi hazırlamayı planladım. Onunla ilgili girişimci arkadaşların sürekli sorduğu, evet dokümantasyondan olduğu lakin böyle kafa karıştırmadan olayı kolayca çözebilecekleri bir eğitim kaynağı oluşturmak istedim kısaca. Anlattıklarımın bazılarını internette dediğim gibi dokümantasyon haline görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Lakin biraz kafa karıştırıcı. Evet, şimdi şöyle başlayalım. Girişimci için sosyal ağ diyelim. İki tane unsur var en önemli bana. Birincisi, girişimci olarak sosyal ağın yemi mi olacaksınız? Siz sosyal ağı yem olarak mı kullanacaksınız? Tabiri caizse tabii bu kelimeler, yanlış anlaşılmasın. İki tane önemli unsur var bu konu hakkında. Önemli olanlarla ilgili hemen anlatmaya başlayalım. Evet. Şimdi demin söylediğim gibi lafı tekrar söylüyorum. Girişimci olarak sosyal ağa, sosyal medyaya yem mi olacaksınız? Sosyal medyayı yem olarak mı kullanacaksınız? Önemli olan bu. Sosyal medyayı yem olarak kullanırsanız bu kurtlar sofrasından çıkarsınız. Sosyal medyaya yem olursanız bu kurtlar sofrasında kalırsınız. Çok açık ve net söyledim zannedim önce, anladınız. Şimdi çoğumuz her an, her dakika, her saniye sosyal medyada elimize cep telefonunu alıp, şu cep telefonunu alıp burada şuraya koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Her 30 saniyede bir, her 20 saniyede bir buna el atıyoruz. Bir bağımlılık var bu konuyla ilgili. Biz de bir girişimci olarak bu bağımlılığı yenebiliyor muyuz? Yani sosyal ağ, işte Instagram, Facebook gibi özellikle akışı hızlı olan, paylaşımı hızlı olan veya işte biraz düşünceyi hızlı düşünebiliyorsanız, hızlı yazabiliyorsanız veya işte genel kültürünüz fazlaysa Twitter gibi böyle sosyal medya ağlarını böyle işte millete laf yetiştirmek veya işte böyle milletin fotoğrafını bayağı beğenmek işte veya işte böyle ha bu arkadaş güzelmiş veya yakışıklıymış türdeki unsurlarda mı kullanıyorsunuz, yoksa tamamen kendinizi geliştirmek veya pazarlama yapmak için mi kullanıyorsunuz? Bunlar çok önemli. Her insanın belli bir süre cep telefonu olsun, dijital ekran, bilgisayar olsun, dijital ekranlara belli bir bakış süresi vardır. Beyin belli süre sonra hem boş bakmaya başlar hem yorgunluk gelir. Bununla birlikte ne olur? Verimliliğinizi kaybetmeye başlarsınız. Yani eğer ilk bakışlarınız, yani gün içinde telefon almaya başladınız, bu telefonu elinize aldığınız ilk bakışlarınız, ilk nüanslarınız, işte işinizle ilgili değil veya pazarlama ile ilgili değil veya eğitiminizle alakalı değil, sadece işte milleti likelamak, o kız yakışık, güzelmiş, bu erkek yakışıklıymış veya ona yorum yetiştireyim, buna cevap vereyim veya Twitter'dan tweet atayım, bir tweet yapayım gibi kendi işinizle alakanız olmayan işlerle ilgili unsurlarla ilgili başlıyorsanız 1-0 yenilgiyle başlıyorsunuz demektir.
girişimci, önceki videolarda da söylemiştik, asla pas etme, asla pes etmeyen, asla vazgeçmeyen bir unsur olması lazım ki girişimci olabilsin. Pes eden, aman ben yapamam diye kendini motive edemeyen bir arkadaş ne yapar? Girişimci olmakta zorluk çeker. Hatta girişimci olamaz. Niye? Girişimcilik demek sürekli önüne çıkacak engellerle mücadele etmektedir. Etmektir demektir ki zengin olarak da doğursanız bir girişiminizde mutlaka önünüze engel çıkar. Peki bu unsurla ilgili neler yapmamız lazım? Nasıl başlamamız lazım? Öncelikle sizin diğer insanlardan farklı düşünmeniz lazım. Cep telefonunuza aldığınızda kardeşim bu benim eğlence aracım değil, bu benim ekmek aracım demeniz lazım. Ben ekmeğimi bundan kazanıyorum demeniz lazım. Niye? Diğer videolarda anlatacağız. Girişimcinin sosyal medya üzerlerinde pazarlama teknikleri böyle kısa kısa bahsedeceğiz. Ben bundan ekmek yiyorum kardeşim. Bu benim eğlence aracım değil. Bu benim ekmek aracım. O yüzden bunu ekmek için kullanmam lazım. Bir tane araba aldığınızı hayal edin. Bu arabayla örnek veriyorum. Ticari bir araç aldınız işte. Yarım panel vanlar var ya. Hem fusilis olarak kullanılan hem de ticari olarak kullanılan camlı araçlardan bir tanesini aldığını düşünün. Marka vermek istemiyorum ama bu orta araçlar var ya. Binek araçların bir üst segmenti. Onlardan bir tanesini aldınız. Bu araçla ne yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Sadece söylüyorum. Bununla gezebilirsiniz, tozabilirsiniz. Tatile de gidebilirsiniz. Sonuçta bu araçla gidiyor. Veya ne yapabilirsiniz? Ticarete de dönüştürebilirsiniz. Hani bu sahillerde, yol kenarlarında bu araçların arkalarını açıyorlar. İşte midye satıyorlar. Eşortman satıyorlar. Değil mi? Böyle de bir fonksiyon da çevirebiliyorsun aracı. Hem ne yapabiliyorsun? Bu aracı gezmekle, tozmakla, işte günü gün etmekle, eğlenmekle, işte sabah kontağı açıyorsun, akşama kadar geziyorsun hiçbir amacın olmadan. Gezmek için. Bunu da içinde kullanabiliyorsun. Ama bu aracı ticari yatırım için de kullanabiliyorsun. İşte iş yapıyorsan para kazanıyorsun gibi. Hani mal taşıyacaktı, mal da taşıyabilirsin bir iş yerin varsa. Onun gibi de düşün yani. Bunun için kullanıyorsun. Cep telefonu da böyle. Bu cep telefonun içindeki tüm işte sosyal medya ağları, mailler, onlar bunlar ne yapıyorsunuz? Bunu hem eğlence olarak kullanabiliyorsunuz hem de iş için olarak kullanabiliyorsunuz. Önemli olan burada neyi ne kadar kullanabilmek önemli. Ne diyoruz biz? Emeksiz ekmek olmaz. Ekmeden biçemezsin. O yüzden önce çalışmak lazım. Sonra dinlenmek lazım, eğlenmek lazım. Önce bunu kendimize motive edeceğiz. Diyeceğiz ki bu kara kutunun içinde büyük bir dünya var. Bu dünyanın sonu yok. Ben bunu açtığım zaman ilk yapmam gereken şey nedir? Örnek veriyorum. Eğer belli bir sosyal medya üzerinden satışınız varsa onlara bakmak. Satışın gelmiş mi, gelmemiş mi? Müşteriler soru sormuş mu, sormamış mı? Sorduysa cevaplayayım. Ya bu müşteri çok gıcık ya, bunun acayip bir gıcık, bu adamla çok soru soruyor diye bir şey şansımız yok. Hemen gireceğiz. Örnek veriyorum, Instagram'dan satış yapıyoruz. DM kutusuna gireceğiz. Bakacağız burada cevaplar var mı? Var mı, yok mu? Bunlara cevap vereceğiz. Değil mi? Veya işte altındaki paylaşımların altındaki yorumlarda sorular var mı? Onları cevaplayacağız. Aynı şekilde Facebook'ta veya işte Twitter üzerinden paylaşım yapıyorsanız. Değil mi? İlk yapmamız gereken bu olacak. Sonra ne yapacağız? Diyelim satış yapmıyoruz. Sadece pazarlama yapıyoruz. Ne satıyoruz örneğin? Kalem veya saat veya yüzük. İşte kalem satıyoruz. Bu kalemi hangi sosyal medya hesaplarının üzerinden reklam verirsem onlar faydalı olur. Veya bu kalemle kalem örnek vereyim. Şimdi bu tükenmez de siz bunu işte kurşun kalem olarak görün. İşte kurşun kalem benim hangi segmentim? İlkokul, ortaokul segmentim örnek veriyorum. Ortaokul sayfalarına çocuklara hitap eden, gençlere hitap eden veya ailelere hitap eden sayfaları bulmak için harcayın Instagram'da veya Facebook'ta işinizi. Çünkü biliyorsunuz reklamları hem Instagram'ın, Facebook'un kendine verebiliriz.
hem de buradaki sayfalara verebiliriz. Örnek böyle yap. Mesela işte sayfa araştırması da yapabiliriz. Değil mi? Ha, bunlar bizim ne kadar zamanımızı alır? En fazla alacağı 200 saat. 200 saatten sonra tamamen işinizi bitirdikten sonra yine eğleneceksiniz, yine resim beğeneceksiniz, yine kafanızı dağıtacaksınız, dağıtabilirsiniz. Lakin sürekli bu ekrana bakarak her insanın belli bir göz yorgunluğu var, bir belli bir beyin yorgunluğu var. O beyin ve göz yorgunluğunu boşa harcamamak lazım. Yani manalı şeylerle uğraşarak onlarla harcamak lazım. Evet, başka neler yapabiliriz? Ondan bahsedeyim. Sosyal medya grupları var Facebook'ta biliyorsunuz. O gruplarla ilgili, işinizle ilgili paylaşımlar yapabilirsiniz. Paylaşımlar yapabilirsiniz. O paylaşımlarla ilgili gelen yorumlarla ilgili geri dönüşler sağlayabilirsiniz. Sattığınız bir ürün varsa veya örnek veriyorum yaptığınız bir işle ilgili paylaşımlar yapabilirsiniz. Bununla ilgili cep telefonunu elimize alır almaz vaktimizi bununla geçirmemiz lazım. Hemen demin söylediğim gibi eğlence kısmını uzak tutmamız lazım. Bir girişimcinin en büyük anahtarlarından, silahlarından biri sosyal medyadır. Biz ilerleyen zamanda girişimcilik yatırımlarına göre, girişimcilik işleyişlerine göre hangi reklam mecraları, hangi iş için hangi reklam mecraları önemlidir, bunları anlatacağız, anlatmaya da devam edeceğiz taleplerin gelmesi halinde. Lakin biz anlatırken kendi müşterilerimize de söylerken birinci unsur şu: kardeş, %49, %48, %50, bakın hiç alakası olmayan işleri bile söylüyorum. Yani %40'ın üstüdür mutlaka, yani %40'ın altına asla düşmez. Mutlaka reklam bütçenizin %40'ını en alakası işi söylüyorum ya, sosyal medyayla en alakası işi. Yani belki bir inşaat malzemesi, hani böyle perakende satamayacağınız bir ürün, toptan satacağınız ürünlerde bile belki daha alakası, şu an sektör aklıma gelmiyor gerçi de. Reklam bütçenizin %40'ını mutlaka sosyal medyaya, %60'ını, geri kalan %60'ını işte yazılı basına, işte toplu SMS olabilir gibi, diğer TV reklamı gibi diğer alanlara ayırabilirsiniz. Ama hangi işi yaparsanız yapın, önemli olan kısım, en az %40'lık kısmı mutlaka sosyal medyaya ayırın demek diyoruz biz. Bu ne demek oluyor? Siz bir girişimcisiniz. İster demin bahsettiğim gibi %40'ını sosyal medyaya ayıracak bir kişi olun, İsterseniz o sosyal medya bütçesini, reklam bütçesini %40'a ayıracak kişiyi diye bir şey pazarlayacak girişimci olun. Önemli olan kısım bu arkadaşlar. Biliyorsunuz herkesin elinde cep telefonu var. Herkes cep telefonunda, hepimiz dahil. Bunu yani başkası sizin için söylemiyor. Hepimiz böyleyiz bakın. Ne yapıyoruz? Bunu elimizden düşünemiyoruz. Demin söylediğim gibi iki kısım var. Bir, cep sosyal medyayı yem olarak kullanan, bir de sosyal medyayı yem olan. Siz sosyal medyayı demin söylediğim gibi yem olarak kullanırsanız, yani müşteriyi tavlama tekniği olarak kullanırsanız kâra geçersiniz. Ama bunun için de demin söylediğim gibi kafamızı temiz tutmamız lazım. Cep telefonunuzda kullanmadığınız veya sizi meşgul eden, sizin pazarlama tekniği yapmadığınız, geri kalan yapmadığınız, ki bence hani tüm sosyal medya mecralarını reklam için kullanmak lazım. Ama siz kullanmıyorsunuzdur veya iş kaleminizde kullanacak bir şey sosyal medya ağı olma, sosyal medya ağı yoktur. O sosyal medya ağını silerek başlayabiliriz. İşte bizim dikkatimizi çok çeken işte arabadır, yakışıklı erkeklerdir, güzel bayanlardır, bu gibi sayfaları engelleyerek, uzak tutarak, biliyorsunuz geri çağrışım var sosyal medyada. İşte güzel bir araba fotoğrafını beğendiğiniz zaman peş peşe araba fotoğrafları görmeye başlarsınız. İşte yine aynı şekilde belli bir ayakkabı, belli bir ürünü beğendiğiniz zaman mutlaka geri çağrışımlar, remarketingler karşınıza çıkmaya başlar. O yüzden o benzer sayfaları engelleyerek bu nüanslardan kurtulabilirsiniz.
üniversiteden kurtulabilirsiniz. En basit yolu bu. Çünkü Instagram'ın, Facebook'un ve diğer sosyal medya ağlarının size bir şeyleri pazarlamak için, biliyorsunuz daha önce reklam veren arkadaşlar vardı aramızda, pazarlamak için sizin sürekli neye baktığınızı, neye gördüğünüzü, neye beğendiğinizi, neye dokunduğunuzun verilerini toplar, ona göre işler. O yüzden bizi alıkoyan diğer tüm sayfaları, tüm paylaşımları gözümüzün önünde uzak tutmamız lazım ki aklımızı çelmesin. Çok basit bir şekilde bunları yapabiliyoruz. Reklam engelleyiciler var. Normal engelleme noktalarında engelleyebilirsiniz. Kısaca demin söylediğim gibi şunu asla unutmuyoruz. Tekrar söylüyorum. Sosyal medya, sosyal bir girişimci olarak sosyal medyayı yem olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Sosyal medyada yem olmak mı istiyorsunuz? Bunun kararını veriyorsunuz. Kararını verdikten sonra diğer çektiği bu seriyi devam edelim. İsmini ne koyalım? İsminde aynı söylediğim şeyi koyalım. Sosyal medyada yem mi olmak istiyorsun? Sosyal medya yem olarak mı kullanmak istiyorsun? Serisi 1 diyelim, 2-3 diye gidelim. Bu videoların devamında girişimciler için sosyal medyanın önemini, küçük nüanslarla sosyal medya nasıl kullanabilirsin, nelere dikkat etmen gerekir gibi küçük nüanslarla anlatmaya devam edeceğim. Bu seriyi kaçırmayın. Sizden tek rica, dediğim gibi daha çok arkadaşa ulaşabilmeniz için videoyu paylaşmanız, abone olmanız, bildirimleri açmanız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.